Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan altar serimizin 8. bölümündeyiz ve artık exp işimiz bitiyor. Çok az kaldı gerçekten. Artık sadece farm olacak, JR olacak ve PK bilmiyorum. PK biraz daha zamanı var. Ama farmımızı Esland değil de ilerleyen bölümlerde CZ'de, Boro'da, Balrog'da, Evil'de yapabiliriz veyahut da erken saatlerde troll veyahut da avuç tarzı farmlar düşünüyorum bakacağız. Gerçekten çok az kaldı bu arada. Şu anda karakterimiz 82 level. yüzde %34.50. Şu anda üstüm nakit param yok. 2M 300k param var. Geni bitiyor. Yani şu anda üstüme nereden geni alırım diye düşünüyorum. Hani slottan şu anda çok fazla çöpten kasamam. Şu an tek düşüneceğim. JR'yi kazanırım. Akşam JR'sine gireceğiz. Akşam JR'sini kazanırsak oradan geniyemizi karşılayabiliriz kaybedersek de o bankadaki 5 adet FP'mizi satıp o şekilde geniyemizi alacağız. Az kaldı yani bir iki gün sonra 83 olup farma başlayacağız. Drakilere başlayacağız. Bu arada güzel bir haber söyleyeyim. Logosu aldık az önce 10 dakika önce. Şu anda gelen XP kaçk 300 K. Güzel XP geliyor. Bir de partiki arkadaşımızdan Durat rica ettim. Sağolsun kırmadı verdi. Ve süresini iki katı yaptım şu anda. 60 dakikadan 120 dakikaya çıktı. Yorumlarda bu karakteri o kadar çok destek olmak isteyen var ki anlatamam size bakın. Instagram'dan yazıyorlar çok sağ olun çok teşekkürler. Yorumlara bakarsanız yine görebilirsiniz. i 8 alayım kardeşim vereyim al kullan hani böyle eziyet çekme gibisinden yorumlar görüyorum. Ama çok teşekkürler arkadaşlar yani bu karakter ve bu seri amaç hani oyuna para vermeden bir şey yapmaya çalışmak ve benim size bunu sunmam yani serinin amacı bu. Tamamen bu. Yoksa ben bu karaktere item alamaz mıyım? Hani 8'de de alırım. Hatta belki 9 alırım yani şu anda. Ama dediğim gibi bu serinin amacı sıfırdan para yatırmadan acaba bu oyun oynanır mı? Neler yapılabilir? Nereye kadar gidilebilir ve e, ne seviyede zevk alınabilir? Hani ben size bunu göstermeye çalışıyorum. Ama yine de destek olmak isteyen varsa sözüm mensup dışarı katıl butonundan hani oradan üyelik alarak destek olabilirsiniz ama. Dediğim gibi bu seriye dışarıdan yardım sokmayacağım. Çünkü alın teri abi emek serisi bu. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Bu arada kanalımız şu anda 10.000 aboneye yaklaştı çok az kaldı. Belki de bu videoyu izlerken 10.000 abone olmuşuzdur bilmiyorum. Ve 10.000 aboneye özel şöyle güzel bir video hazırlamak istiyorum. Hani 10.000 abone için sizin tavsiyeniz varsa Hani ne bileyim 500 silver gemal kırdır kardeşim ve hatta al 200 tane kutu kırdır veyahut da git 10 gebele para katlama yap yani hep kırdır gibi gibi tavsiyeleriniz varsa çok ciddi anlamda söylüyorum şu anda düşünüyorum hani 10 bin abone özel çünkü özel bir video hazırlayıp sizlere sunmak istiyorum çok özel bir şey benim için yorumlarda fikrinizi belirtirseniz sevinirim ve şimdiden videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın izlemeye devam Az sonra J'ye var. J'ye gireceğiz. Karakter şimdi %39 ve üstümüze bir tane daha Raptor gelmiş. Artık bunu artı altı yaparım herhalde. Şöyle üstümü hızlı hızlı boşaltayım. 1M 700K buradan geliyor. Buradan ne kadar gelecek? 1.600 de buradan geldi. JR'lere istene ederken artık sonunda kazandık. Silver Gem aldık yanında bir black, bir green var. Şimdi bunları satıp geni almam lazım. Evet şimdi karakterimiz ölmüştü. Kendimi rezil ettirdim. Ve şu anda karakter %50. Üstümüz dolu şu anda bir boşaltalım üstümüzü. Şöyle satalım. SP'lere basmaya gerek yok artık. Zarar hani. Boş yere kendimizi yoruyoruz. Şu şer kalsın. Bunu kırdıracağım. Belki de kovalırız şansımıza. Tamam. Şimdi bir de RPR'mizi yaptıralım. Hemen slota gideceğiz. İnsanları kaldıracağız. Geldik yine slotumuza. Şu anda karakter %50'yi geçti. Ve üstümde pot var. Pot aldım bir 500-600 tane. Geniyem de var akşam cevresine kadar. Artık ekstra işimiz bitiyor. %50.38 Ve tüm görevler duruyor. Biliyorsunuz e kesme görevlerimizin hepsi duruyor. Ve görevler iki kere yapıldığı için hani bizi bir hayli yukarı atacaktır. %80'lere falan görür diye düşünüyorum ama Hani şu parti varken en azından e, Bu gece de sabahlasın diyorum bir %60 %65 olsun Ondan sonra kendimi yormayacağım xpx diye Gider yavaş yavaş görevleri yaparız Şu aşivdeki ms'leri toplarım bakın burada Daha bir sürü ms'de Var yani almadığım Bakın şöyle göstereyim size Sayfaları ilerlettikçe bak mesela burada Görev bitmiş Almamışım daha bak Buradan çok rahat bir 15-20 tane ms çıkar diye düşünüyorum ve Bunlar Bak 83 olduğum zaman bir tane daha açılacak mesela. Yani bunlar şu anda bizim için gelir kaynağı, gelir kapısı. Bunları yapacağız. Ama şu parti varken dediğim gibi biraz daha idare etsin bizi. Bu gece de sabahlasın. Artık ondan sonra exp'le vedalaşırız. Bu sefer mesideki tüm mobları keserim. Vaktim olmuş olur çünkü hani Titan parti beklememiş olur. Ve daha sonrasında bakarız birazcık pazarla paramızı çoğaltmaya çalışırız. İşte birazcık farm. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor hala daha önümüzde. Bir sürü serüven var. Aslında şu an daha yeni başlıyor. Ekspenimiz şu an bitti. Hani daha yeni başlıyor bu serüven. Bakalım neler yapabileceğiz. Ama iyi bir yanı şu anda üstümüze giyebileceğimiz işte STR setimizi aldık. Takılarımızı yaptık. Ee, XMS'imizi bastık. Yani şu anda Allah'tan kıyafetimiz, üstümüz, başımız tamam. Onları iyi yapabildik. Şimdi takılarımızı artılamaya başlayacağız. İşte ne bileyim bir DS artı altı alacağım. DS şart. Dagger çünkü vermiyor bu 70 quest kalkanı. Ve defi de çok az. Tabii ki bunu da kullanacağım ama. Bir artı altı DS almam gerekiyor. Bir kendime un set basacağım. Artı yedi hiçbir, hiçbir set basacağım. Oh neler neler bizi bekliyor. Şimdi işe gideceğim. İş yerinden takip edelim. Team buradan. Şimdilik bu kadar. Şimdi sabah internetim gittiği için DC'ymiş karakter ama karakter %60 gayet güzel kasmış ve şu anda exp event var. %30 ya da %40 emin değilim. Bu exp event devam ettiği sürece exp kasacağım. Hem üstümde de var. Bu da bitmiş olur. Event'i de değerlendirelim ve exp'ten e, kurtulalım artık. Şu event'ten sonra bırakıyoruz exp'i. Üstümüzü boşaltalım ve daha sonra Maradona geçip şu bankadaki MS'mizi bir rep bir yapalım. 3 an para oldu üstümüzde. Hem bankayı de bir görmüş olun. Gerçi bir şey birikmedi ama. Bir jr'ye ben girmedim sabah. Hani kalkmadım kaybederim diye. Üstüne bir de akşam işim çıktı. O yüzden giremedim zorunluluktan. O yüzden şu anda jr'ye giremedim. iki seferdir. Şu ms'yi rep bir yapalım. Bankaya koyalım. İnşallah da akşamında artık. Farma başlayacağız. Yanıyor mu şimdi demecini basarken? Heh, şöyle mis gibi tertemiz. Üzerinde basarız bunun. Hop. Abi çok iyi ya. Benim MS'ye ayrı bir tutkunum var böyle içimde. Bu arada MS'ye teklif geldi 80 eme ama satmadım. Şöyle bir hevesimizi alalım. Bunu ilerleyen zamanlarda satıp Arnipak RT'yi da alırız. Ama uzun bir süre şu anda MS'yi kullanırım. Evet arkadaşlar şu anda MSM'i de bankama bırakıyorum. İtemlerim hazır bekliyor. Skill'leri de şöyle yapalım. Master 12 açık olacak abi. Eee maalesimiz açık. Buff 70, 71. Level atlayacağız. 2 de oradan gelecek. 72 olacak. Tamam yapacak bir şey yok şu an skill pointimize. Bu şekilde veriyoruz. Şimdi skilllerimi dizeyim ben arkadaşlar müsaadenizle. Ondan sonra hemen ya CZ'ye geçeceğim ya esnada farm yapacağız. Uygunluk müsaitlik bir yer bakacağız. Ama ben şöyle kafama uygun bir skillerimi dizeyim. Bankamdan itemlerimi alayım. Evet bakın daha da inte dönmeyeceğim için bu troll seti çöpe atabilirim artık. Bunun işimiz bitti. Bir hayli idare etti. Sağ olsun. Şunu da atacağım. Evet şimdi geldi itemlerimizi giymeye. MS'mizi de taktık. Mis gibi abi şu görüntü bak MS'nin görüntüsü beni benden alıyor. Şimdi APM'ye de bakacağız. Ama hem MS ile bakacağız hem de MP ile APM'ye bakacağız. Ama önce ben miskilerimi dizeyim. Bankamda biriken 556 tane manayı da hatta 550 tane direkt düz satayım. 550 tane manayı bir tane varura satıyoruz. Kaç kadan alacak bakayım. 503 m veriyor. 6K 6K'dan falan aldı. İyi abi Allah bereket versin. 3'e 5'e bakmaya gerek yok. Ama bu mana farmını yapacağız. Şimdi 3M üstümüz de var. Tamam şimdi AP'mize bakabiliriz. Şu anda saf AP'miz 1692. Bir de şu aşivden atak alayım ben kendime. Onu da ekleyeceğiz çünkü. En fazla şu immortal veriyordur 25 AP. Bunu da aldık güzel. Saf AP'miz 1707. Şimdi 1707'den kitap bastığımızda 2495 oluyor. Ve kolu da bastığım zaman 2683 AP. Güzel AP. Bir de MP rek takalım. 2011'de MP rek de oluyor. Gayet yeterli. Daha üstümüzde iki parça da fabrik artıydı var. Unutmayalım. Ve takılarımız Old ve Diamond Ring yok. Bakın Rock var. Defans önemli benim için. Platinum Ring var. Hani o olsa AP 2750-2800'e yaklaşır. Ama şu anda bize bu yetecektir. Ben şimdi önce sırasıyla CZ'ye eğer CZ'de müsaitlik varsa gösteririm zaten size. CZ'de kasacağız. Ama yoksa mecbur Estant'a geçeceğiz. Daha sonra Undi setimi ya kendim basacağım ya alacağım. Ama önce bir CZ'ye bakalım abi. Şimdi karakteri denemek için ev ile geldim. Aslında şu anda flash'ım yok. Flash basmadım. Şu an tamamen bir tane denemek için keseceğim. Gayet de güzel kesiyor şu anda. Ben bunu yani döne döne çok rahat keserim. Bir de şansımıza drop alırsak mis. Artık farmlar başlasın abi. Gelsin paralar, gelsin farmlar. Vallahi güzeldi kesmiyor mu? 2.5'a 2.5'a vuruyor. Tek başım. Hani burada siz de manayı dert etmeyin. Hani tek başınıza kasıyorsunuz. 1000 tane mana 5M yani. Evet aradığımız slotu Esland'da bulduk. Şu an Cez'de rahat bırakmıyorlar. Denedim orada aslında ama Orada şu anda hiç rahat bırakmıyorlar. Bizim için en uygun olan yer şu anda Esland SG. MP ile dönüyorum slotu. Ayrıca mana da kasıyorum bir yandan. Şu an oyunda manalar çok değerlendiği için 7-8k'dan gidiyor. Biliyorsunuz 5k'lık premium potla kalktı oyundan. Onun kalkmasıyla beraber manalar aşırı değerlendi. Özellikle varıyorlar çok fazla mana alıyorlar. 7-8k'ya kadar çıkıyor aldıkları rakam. Şimdi bu slotun Attığı droplara gelirsek güzel çöp atıyor. Güzel coins çöpler atıyor. Mana atıyor seri seri 1920'lik. Bus veriyor. Güzel MS oranı var. Ve bunun yanı sıra shell atıyor arkadaşlar. Bu shellleri de kırdırıp deko alma şansına sahibiz. Eğer örnek şimdi atarsa size gösteririm zaten. Birçoğunuz biliyordur da. Eğer zorlanırsam elimdeki mp2 çıkartıp MS'yi takarım. Ama şu anda hani fena değil şu anda. Karakter dönüyor rahat bir şekilde. Tek bir sıkıntı var. O da perimizin olmaması. Kutuları manuel topluyoruz. Şöyle iki tane kesip kutu açıyorum. Slot tam dönmezse bu arada gerçekten ms takacağım. Mana umurumda değil. Şu anda bir deneme aşamasındayım. Evet tam çıkmıyor. Abi ben MS takarım. Mana ile çok dert etmeyelim. Ms ile patır patır döner abi. Hatta burada e geniye farmda yaparız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten 3 atıyor baksanıza. Malissiz kaç vuracak? Yani de 4 atıyor. Çok rahat döneceğini düşünüyorum ben. Bunu ilerleyen zamanlarda da geniye farmını deneyebilirim. Malissiz de 3 atıyor bakın. Onu da son bir kez daha göstereyim. Evet aynen Malissiz de 3 atıyor abi. Malissiz 1, 2, 3. Yani R vurursanız 3. Ama R vurmazsan 4 oluyor. Bu arada söylemeyi unuttum. Slotun mperek drop'u da açık bakın. Şunu görünce aklıma geldi. Hatta sevindim aha lan MHPerek diye. Ama normalini attı. Bunun arkadaşlar mperek'ini de atabiliyor. Nadir atıyor ama atıyor yani. 20 m 25 m şu anda bu mP de fiyatı. Hani bence önemli bir drop. Aklınızda olsun. Attığı çöp oranları da güzel. Coins miktarları Güzel. Birazdan satarken sandireste size onu da göstereceğim. Yani çok rahat burada iki kişiyi falan Çok rahat farmlayabilir. Parasını rahat çıkartır. Hatta üstüne günlük 10-15 hem de Para bırakır. Bilginiz olsun. Ben şimdi burada farmlayacağım. Drop aldıkça size gösteririm. Hatta inşallah bir MHP'lik alırız da 20-25 hem direkt Kârlı bir farmla başlamış oluruz. Bakalım ne droplar alacağız. Bakın şu an slot düzene girdi. Bir tanesini malisi kesiyorum. Bir tanesini direkt malisiz kesiyorum. Slot bu şekilde gayet seri. Hani aklınızda olsun. Birine malis satın, diğerine atmayın. Hani bir dolu bir boş şeklinde. Slot gayet seri dönüyor. Manayı da dert etmeyin bence. Çünkü gerçekten daha seri dönüyor. Ve daha çok getirisi oluyor. Ve periniz yoksa da kutu kaçırmayın. Kâr diyeyim derken zarar edebilirsiniz. Onu da buradan söylemiş olayım. Üstümüzde şu an bir, iki tane Shell birikti kırdırmalık. İlk tur için iki tane iyi. Hatta belki 3-4 de olabilir. VIP key olmadığı için şu anda üstüm erken doldu. Bakalım ne kadar coins elde edeceğiz. Şuradan başlayacağız. 200 k Hani bazıları pahalı, bazıları düşük. Çitini de satacağım. Bu da gidecek. Evet 3 tane şerlik alacak. 1M 300k bir, bir turda aldığımız para. Ayrıyeten 3 tane de kırdırmalık şel var. Bunu da hemen bankaya bırakacağım. Ondan sonra RPR yapacağım. Buradan gereksiz şu geneyi bırakabilirim. Cam pot dursun. Şu mana dursun. de kalsın. Şurada bırakabilirim. Tamam. Hani üstüm boşaltabildiğim kadar boşaltayım en azından. VIP kiosu çok rahat edeceğiz ama yapacak bir şey yok abi. Emekten sıfırdan devam. Bir de giderken şuradan sevmemizi alalım. Hemen slotumuza gidelim. Yine üstümde oldu. Bakalım bu sefer. Aslında şu mpr satabilirim. Bu dursun. Bunu satmayacağım. 1.5 2 mde de olsa bu satılacaktır. Bakın bir tane daha mpr düştü. Hani bu artı altı artı 7 de olabilirdi. Ama bunu satacağım. Artı 3'e bunu satılmaz bu sefer bir tur yani bu turda bir tane şel aldık kırdırmalık. Onu da bankaya atacağım. 1 m 200 kaç şimdi aldık. 300 kadar şimdi aldık desek. Yani 2 m'e yakın yine para aldık. Üstümüzde oldu 6.5 m. Şimdilik e, yeter diyorum. Çok fazla uğraşmayacağım çünkü vaktim yok. Şu 2 bankaya bırakayım. Şeli de alayım üstüme kırdırmaya gideyim. 4 tane şeyi kırdırayım. Belki bir tane deko alırız. Ondan sonra şu MS'lere girmeyi düşünüyorum. Üstünde 3 tane MS var. Ama hepsini kesmeyeceğim. Sadece sonuncusunu kesip çıkacağım. Bu arşivdeki MS'leri de hepsini keseceğim. eks lazım. Ama şu an vaktim olmadığı için bu 3 tane MS'yi sadece en son keserek kullanacağım. En sonuncusunu keseceğim. 350 kadana bakın buraya adam şer koymuş pazara. Bunu da alayım. Kaç tane var? 3 5 tane var. Hani bana bir şey kaybettirmez. Alalım belki buradan bir deko çıkartırız. Deko olması da refinit da para ediyor. Hani refinit attı mesela dediğimden attı. Bunun tanesi 600k falan. Şu life kristaller yüz kalması lazım. 150 kalması lazım. Hadi lan. Mesela bak bir tane bu sağlık. Güzel abi. Allah bereket versin. Bu arada adamdan aldığımdan çıktı. Onda alt yazı düşeyim. Adam ben kaç tane? 5. 1.5'en verdim. 2.5'en sadece buradan geldi. Güzel. Başka var mı şöyle... Aa bir tane kalmış lan bunu görmedim. 350k. Daha varmış aslında. Devam edeyim mi? Dur lan. Devam edeyim. Şunlar da çekeyim. Kırdırmışken bari kırdıralım. Üstümü boşaltayım. Hatta gitmeme gerek yok. Şunları çöpe atabilirim. Bunlar para etmiyor zaten. Goblin armor. Şu kalsın. Tamam. Vallahi hadi bakalım verecek mi bir şeyler? Gold coin attı 100k. Sonuncusu. Oha bir tane daha bu aldık. Valla en sonunda yine paramızı çıkarttı. Bu bir işaretti bence yeter. Daha fazla çekmenin bir anlamı yok. Yine paramızı çıkarttık. Şu refini de 240k değil bunlar babacım ya. Bak kaçı satıyorsunuz burada. Yapmayın yani. Kaç düşmüş olabilir piyasası ama en son 600 kaydı. Sattım gitti Hadi. iki tane bunu verdik. Iron var mı yok. Şundan var. Advanced. 15k al bunu da. Ha bunda 5K'dan alıyorlar. Al hadi al. Lanet olsun al. Şimdi üstümüzde ne kadar oldu? 2.5M nakit var. 2 tane buz var. 5M buna desek. 7.5M nakitimiz var. Şimdi ben de üstümdeki bu 3 tane MS'yi bitirmeye karar verdim. En azından şu sonuncuyu keserek. Ve o şekilde de artık bölümün kapanışını yaparız. Belki yüzümüz buradan güler bugün. Eğer drop verirse en sonunda göstereceğim sizlere. Evet 1'de 1. Güzel. Bunu direkt kırdırırım. 3'te 2 oldu. Ya bu Skeleton Belt olsa çok daha çok sevinirdim. Üstümdeki 2 tane busu buya attım ve onunla beraber 3 tane F artedi vardı bankamızda. Bastığımız gördüğünüz daha önceki videolarda. Onu da buya attım ve 16 M paramız oldu. Bu arada FP'lerin tanesi 3 M'den buya gitti. 9 M oradan 7 M de bus ve üstümdeki coins miktarı. 16 M para oldu. Şimdi şu üstümüzdeki 2 tane old da kırdıracağım. Pazara baktım hani ölü fiyatına boy kurmuşlar. Gerek yok kırdırırız daha iyi. Bir tane verdi. Yani fena değil. Şöyle 3 tane en yüksek ne kalan bir 60k. Bir 60k. Al kardeşim. Ne oldu? 19 m Şimdi videoyu da upgrade'i kapatalım. 19 eme bakayım belki trial, belki rons veyahut da belki raptor. Bakacağım bir pazarda dolaşayım. Videomuzu da bu bölümümüzde Upgrade de kapatalım. Bence karakterimiz gayet güzel bir şekil hal aldı. Upgrade'den vazgeçtim arkadaşlar. Ben de bu parayı pazarla değerlendirmeye çalışacağım. Kırmızı kutu buy kuracağım. 680k şu an piyasası. Ben de kase atmayacağım. Yine aynı fiyattan buy kuracağım. 30 tane kurmadın. 29 tane kurdun mu? Kurmadın. 28 tane kurarsın ama. Aynen. 28 tane kırmızı kutu 680k'dan bu bıraktık. şurada yazalım. Bu kırmızı kutu diye. Satışı da 900k, 950k. Bu şekilde pazarda beklesin ve biz de bu bölümün kapanışını yapalım. Rica ediyorum videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bana fikriniz varsa yani belirtin. Yorumları okuyorum, takip ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.